Üç Kız Kardeş Yazan İclal Aydın Derleyen Muammer Arabacı Defne'nin New York'a geleceği gün, teyzesi dönüşün uçağa binmeden sırt çantasına bir defter sıkıştırmasıyla birçok gerçeğe, bambaşka hayatlara şahit olmasına olanak verir. O defterle tüm o hayatlar artık Defne'ye emanettir. En büyükleri olan Türkan, ortancaları dönüş ve en küçük kardeşleri Derya'nın hikayesidir bu. Anneleri ilkokul öğretmeni, babaları Sadık Bey de PTT müdürüdür. İlk çocuk olan Türkan oyuncak bebek edasıyla büyütülürken o dönem Eskişehir'dedirler. Babalarının tayini Ayvalık'a çıkınca annesinin tayinini de oraya aldırmak biraz zaman alır. Asıl bilmedikleri ise anneleri hamiledir. Kocasından, kızından uzak ve zor bir hamilelik süreci geçirirken dönüş dünyaya gelir fakat doğumundaki doktor yaşamasına fazla ihtimal vermez. Ayvalık'taki çocuk doktoru Metin Bey aracılığıyla Ankara'ya başka bir doktora götürülür ve kısa bir süre sonra her şey yoluna girer. Nihayet ikinci kızları Nesrin Hanım da Ayvalık'a eşinin yanına yerleşir. Sonrasında Metin Bey haftalarca ilgilenir dönüşle. Onun da oğlu Serdar o dönem yeni doğmuştur. Bir süre sonra üçüncü kız kardeş Derya dünyaya gelir. Liseden mezun olur olmaz İstanbul'u zengin bir aile Türkan'a talip olur. Lüçan Hanım, gelini Türkan'ın zarifliğine, güzelliğine, iş bilmesine gittikçe hayran olmuştur. Oğlu, Avrupa'ya gitmiş, tahsilini İngiltere'de bitirmiş ve İstanbul'da yaşamaya karar vermiştir. Fakat iş dolayısıyla sürekli yurt dışındadır. Oysa böyle olmadığı, yıllar sonra Türkan'ın itiraflarıyla ortaya çıkar. Nihayetinde sadece düğün gününde gördükleri damatları aslında ailesini hep tedirgin ediyordur. Defne, Türkan'ın kızıdır. Dünyaya geldiğinde hastane ziyaretini yaptıktan bir gün sonra anneleri Nermin Hanım vefat eder. Bununla ilgili büyük sırda, daha doğrusu Türkiye'nin vicdan azabı bir takım gerçekleri yine gün yüzüne çıkarır. Daha çok bir erkek çocuğu edasında, korkusuz, başına buyruk olan Derya İstanbul'da Mimarlık Fakültesini kazanıp üniversiteye gider. Dönüş çocukluk aşkı olan Serdar'a aşıktır. Serdar Ankara'da tıp okur ve Dönüş'ün en büyük korkusu onu kaybetmektir. Birkaç sene sınavlara girmesine rağmen panik atak halleri yüzünden o çok istediği edebiyat fakültesini bir türlü kazanamaz. Aslında Serdar da dönüşe aşıktır. Yıllarca ona mektuplar yazar ama ne haber alır ne de karşılaşabilir. Bu gizli aşk yıllarca birbirlerinden habersiz, kimseye söylemeden geçer gider. Bu güzel ailenin içinde bir de Mesut vardır. Mesut, kimsesiz Ayvalık'ta dolanırken Sait Bey zamanla onu himayesine alır ve o da artık ailenin bir ferdidir. Sait Bey'in ona sırtındaki paltoyu hediye etmesiyle Mesut ölene kadar o paltoyla gezer. Baba dediği Sait Bey onun için hayattaki en değerli kişidir. Yaş olarak büyük olsa da zeka olarak gelişemeyen bir birey olan Mesut bir gün tomarla para yakar sobada. Hava soğuktur. Düşünür ki Sait babası üşümesin. Ama Mesut'un yaktığı aslında onların evi, barkı, tüm geleceğidir. Beş parasız kalan Sayit ve Dönüş mecburen İstanbul'daki halalarının yanına yerleşir. Derya, üniversitede tanıştığı Erdem'le evlenir ve onun da bir kızı olur. Kız kurusu olarak gördüğü kardeşi Derya'nın kızının bakıcısı Dönüş için halası bin bir çeşit kısmetler bulup Dönüş'ü zorla yollar ama hepsinden boş döner Dönüş. Çünkü onun aklı da kalbi de Serdar'la doludur. Nihayet sonunda halası kısmetini bulur. Dönüş için bu sefer davet ettiği kişi Serdar'dır ve yıllardır içlerinde yaşattıkları aşkları gün yüzündedir. Serdar ve Dönüş de aile arasında sade bir törenle evlenir. Türkan, kocası Somer'in yıllarca çilesini, yokluğunu, çapkınlığını, ihanetlerini, kaynanası Rüçhan'ın hakaretlerini, dayaklarını yaşadıktan sonra kızı Defne'yi alır ve boşanır. Yıllar sonra karşısına çıkan kendi hayat mücadelesini verdiği şirketin sahibi ve patronu aşık olur ve hayatını onunla yeniden birleştirir. O kadar mutludur ki hayatında hiç olmadığı kadar güzel günler artık onlarındır. Derya tüm hırsını, ilgisini, enerjisini iş hayatına yöneltip kızını ve kocasını ihmal edince onun evliliğinde de çatırtılar başlar. Kocası Erdem boşanmak istediğini hatta onu tanıdıkları olan bir kadınla aldattığını söyler. Oysa attığı bu yalana kendi bile utanırken tek istediği Derya'nın dikkatini kendisine toplamaktır. Eniştelerinin araya girmesiyle Derya da hatasını anlar ve evlilikleri devam eder. Hayatı kitaplar, şiir olan, kendi halinde naif ruhlu dönüş, çocukluk aşkına kavuştuktan sonra Can adında bir oğulları olur ve her şey güzel giderken dönüşün kanser olduğu ortaya çıkar. Ama büyük dönüş öyle güzel bir ailenin içindedir ki o günler atlatılır. Sırlarıyla, hatıralarıyla, Bildikleri, sonradan öğrendikleri ve hastalık döneminde yazmaya başladığı defter bir gün Derya'nın eline geçer ve bu ortaklığa Türkan da girer. İşte bilinmeyenler de o dönem ortaya çıkar ve onlar da bu deftere kayıt edilir. Dönüşün yeğeni Defne'ye eğitim için giderken gizlice tutuşturduğu hayat hikayeleri artık ona emanettir.